Var ne kadar gün içerisinde gerilese de şu dakikalarda 1.14'e doğru toparlanıyor diyelim. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'a dönelim. Yarın için piyasalarda hangi hareketleri görebileceğiz? Erdoğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. FED tutanaklarıyla geri gelen risk iştahının zayıfladığını görüyoruz. Euro'da tekrar Almanya'nın açıklamalarıyla birlikte bir satış gördük. Yarın nasıl bir gün olabilir? Euro Grup Maliye Bakanları da Yunanistan'ın teklifini görüşecek bildiğimiz kadarıyla. Piyasalarda bir oynaklık yaratabilir mi Yunanistan kaynaklı gelişmeler? Yaratacak, çünkü Yunanistan'dan gelen her haber az da olsa piyasada volatiliteyi arttırıyor. Dün akşam FED'den gelen açıklamalar içeride bizi destekleyebilecek açıklamalardı. Bir miktar TL'de değer kazanımı, borsada boşlukla, gap'le açılış gördük. Ama Yunanistan'dan gelen, Almanya'nın yaptığı açıklamalar pek piyasanın hoşuna gidecek açıklamalar değildi. Ama Yunanistan'la ilgili umutlar tükenmiş değil. Yarınki toplantıda eğer Yunanistan'la ilgili olumlu bir haber alırsak biz tekrar kendi iş gündemimize dönmüş olacağız. Bizim için hem borsa tarafında, hem faiz tarafında, hem kur tarafında önemli gün haftaya Salı günü, 24 Şubat. Merkez Bankası'nın faiz indirim meselesi ve yalının Senato'da yapacağı konuşma. O zamana kadar zaten haftada son işlem gününe girmiş olacağız. Kur tarafında zaten çok uzak bir yerlere gitmiyoruz. 2.45 civarında oyalanan bir piyasamız var. Dünyada da aslında çok yüksek bir oynaklık görmüyoruz paritelerde. Euro-dolar paritesinde de 1.14 civarında dolaşan bir kur seviyesi görüyoruz. Yunanistan haberi yarın bir miktar yine oynaklık yaratacaktır ama iyi de olsa kötü de olsa bu haber çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Biz haftayı yine yataya yakın seviyelerde kapatmış olacağız kur tarafında. Salı gününü beklemeye devam edeceğiz. Evet, yarın Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklanacak. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın toplantısı öncesi enflasyon beklentilerinin Şubat ayı anketinde ne noktaya geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu faiz indirimi tartışmaları ve beklentileri açısından da önemli olacak gibi gözüküyor. Biraz dışarıya dönüp bakalım. Yunanistan'dan bahsettik, FED'in tutanaklarından bahsettik. Bugün altın tarafında bunun bir miktar fiyatlaması sonrası tepki hareketi olduğunu görüyoruz. Acaba ons altında son düşüş ne anlama geliyor? Bundan sonra nasıl bir hareket göreceğiz? Nasıl bir beklentiniz var? Altın 1230 doların hafif üzerinden 1200 doların biraz altına sert bir şekilde geriledi. Yaklaşık 30 dolarlık bir düşüş bir günde. Dün akşam FED'den gelen açıklamalar, daha doğrusu notlarda gördüğümüz detaylar, güvercin diyebileceğimiz FED'in faiz artırma konusunda aceleci olmayacağı, erken bir faiz artırımının elde edilmiş kazanımları geri vereceği korkusunun hissedildiği notlardı. Bu da tabii biraz altına destek oldu ama altın için hala uzun vadede bir yükseliş hareketinden, yükseliş beklentisinden bahsetmek için çok erken. Kısa vadede oynaklık artıyor. Bu iyiye işaret değil. Ama belki çok güçlü bir fiziki alıcı olan Çin'in tatilde olması, oyunun içinde olmaması bir miktar da altını zayıflatan bir etki yaratabilir. Bunun yanında borsalarda da, özellikle ABD borsalarında güçlü seviye devam ediyor. Yani riskli varlıklardan kaçıştan da bahsetmek şu an için mümkün değil. Teknik sebeplerle de birleşince altında düşüş bir noktada kaçınılmaz. Dengelenme çabası var bugün biraz. 1210 civarında, fakat yine gün içinde 10-15 dolarlık bir marjı gördük hareket alanı olarak. Ama şu an için şunu söylemek mümkün. 1200 doların altında kapanış görülmediği müddetçe altında 30 dolarlık hareket alanı kendini korumaya devam eder. Ancak 1220 dolar üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak belki bir 10 dolarlık yükseliş marjından bahsetmek mümkün olabilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan değerlendirmeler için. Piyasalarda gün sonu verilerini aktardık. Yarın piyasalar hareketlenirken gelişmelerle karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.